Ayşe hoş geldin. Biraz konuşabilir miyiz seninle? Zorunda mıyım? Senin iyiliğin için aslında. Lütfen oturur musun? Lütfen gel otur. Allah Allah. Benim iyiliğim için. Nereden başlayayım? Bu benim için aslında ortaokulda başladı. O zamanlar basketbol takımının kaptanıyken başıma çok gelirdi. Ya bu uzun boylu olup aklı kısalık durumu mu acaba? Ne? Uyuyorum daha ya. Ayşe ne yapıyorsun yine ya? Ne yapıyorsun yine ya? Bir sabahta beni... Oha taş. Efendim? Ya nasıl olmuş? Yüz olmuş mu bari? Baksana bir. Desem iyice havaya girecek. Resmen benim için giyinmiş ya. O kadar da konuştum gece. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Olmuş mu? Senin ayakların dolma gibi ya. Bu ayakkabı olmamış, şiş şiş durmuş, pörtlemiş sanki yanlarından. Bir de mini etek mesela çok iddialı. Her bacak tipine uygun değil. Nesi var benim bacaklarımın ve tipinin? Sadece bacak da değil mesela. Bu renk. Seni çok yaşlı göstermiş. O gümüş kemer falan. Olmamış ya hiç. Sen zevksizsin. Onu şu an anladım. Ama ayrıca yeşil yani. Bildiğin genç işi bu. Sana ayı diyorum da alınıyorsun ama sen konuşurken aklında tek bir fotoğraf karesi var. Ayı. Sen ve ayı resmi ikisi artık iç içe geçmiş. Nerede bu ya? Sen alyansı mı arıyorsun hala? Evet arıyorum. Ya gözüne iliştiyse söylesene ya. Takayım da içim rahat etsin. Ha, yok görmedim de. Ya bu sahte evlilikte bile alyans bu kadar önemliyse. Şimdi yanlışlıkla gerçekten evli olsak mesela. Sen demek ki yüzüğü parmağına kaynak yaptıracaksın. Altını çiziyorum yanlışlıkla evli olsak. Ya sanki seninle evlenmeye meraklı hazır bir Ayşe var burada. Ben dün gece yine de endişelerimi sana düşündüklerimi söyledim de. Ben de dün gece sana duygularımı, hislerimi gayet açık bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Ama yani geceden sabaha bakıyorum sen hala kendini beğenmiş, kibirli, ukela. Yani böyle kendini bilmez bir şekilde konuşmaya devam ediyorsun. Ya sanki bütün kadınlar sana aşık, sana ölüyor. Hepsi senin kapında böyle sıra olmuşlar gibi davranıyorsun. Ama yazık. Neyse gideyim de daha fazla sinir bozulmasın.
Ya kuzum şu, al bakayım şunu. Kalkmak bilemedi bu olanı. Yok hanım, ne kalkması, horul horul uyuyor. Misafir direllemeyin, bırakın uyusun. Günaydın. Oğlum ne yapıyorsun sofraya doğru, bereketi kaçacak. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Sabri Bey. Şıkır şıkır giyinmişsiniz. Erkut'un bayramlık kıyafeti onlar. He, yenge akşam elbise lazım oldu, ondan giydim. Yakışmış mı? Oh, oh ne ala vallahi, ekmek elden su gölden. Rahat uyudun inşallah. Çok rahat uyudum yenge ya. Sanki böyle büyük bir mutluluk yumağı var. Ben böyle ona sarılmışım uyuyorum yani. Öyle bir his. Pabuduk pabuduk. Ama misafir çarşafı detayını da atlamadım. İnşallah o misafir çarşafı detayı bıraktığım gibidir. Anne elbise lazım oldu diyor ya. Oğlum inşallah gece şeytan şaşırtmadı. Şeytan ne yaptırmadı? Yani hani evladım böyle şelale akar ya, böyle şırıl şırıl dere akar. Sen de kendini rüyanda böyle tuvalette sanıp da çöldürtürsün. Çöldürttün mü? Ağzına yapmış Sabri. Anne, bırakın şu muhabbeti ya. Allah Allah. Gel oğlum otur sen de yemeğini. Ha yok yok ya, korkmayın zaten, bir şey olmadı. Ben gece kalkıp yaptım. Rıza abime de karşılaştık. Ha abim? Aferin sana. Aferin oğluma. Yenge ya, bana kuplu cam bardak varsa onu da koyar mısın çayı? Ben bunu içemiyorum yani, tutamıyorum ben bunu. Bir de benimkinin üçte biri soğuk su zaten. Paşa çayı yani. Ha abim. Evden gönder, vallahi bak elimden bir kaza çıkacak. Tamam tamam, halledeceğim. Abi, Uğur yollaymış. Birazdan gelir. Vay Ayşe, çok şıksın. Teşekkür ederim. Bazılarını beğendiremedik ama. Hadi bizim çok işimiz var da. Benim de işim var zaten. İşimin başına gideceğim. Ya Volkan ya, aklımdayken sana söyleyeyim. Ne olur yüzüğümü bulun ya. Yüzüğümü isterim. Herkese sorun ya. Sorun soruşturun, benim yüzüğüm nerede? Yüzüğümü isterim ya. Yüzük. Tamam. Allianz Forever. Kuyumcu reklamı gibi geziyor. Sen ne öyle yakışmış falan diyorsun? Kızı iyice şımartıyorsun. Üf, pardon abi ya. Böyle giyinmeler falan seni şey yapmak için değil mi? Yani. Neyse boş ver onu, hadi gel. Nereye kadar bu pembe rüyalar?